Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde direksiyon sınavına girecek arkadaşlara haklarını anlatacağım başta ve sınava nasıl başlamaları gerekiyor onu izah edeceğim. Lütfen tamamını izleyin. Birincisi haklarınızı anlatıyorum. Bir adet stop hakkınız var. Yani bir kere stop ettiğinizde kaldığınızı düşünmeyin. Bir kere stop edebilirsiniz. İkinci stopta kalırsınız. 2. L manevra yaparken L manevrayı herhangi bir şeye çarpmadan yalnız. Bir şeye çarpmadıysanız L manevrayı yapamadığınızda tekrar çıkıp tekrardan yapabilirsiniz. Çünkü L manevra sarı ibareli ama dubaların arasını yapıyorsanız dubaya çarparsanız kalırsınız. Asfaltta kaldırımların arasına yapıyorsanız ya da kaldırımlı bir yere yapıyorsanız kaldırıma da çarparsanız burada da komisyonun tercihine göre yine kalırsınız. Çarpmamak kaydıyla yapamazsanız ikinci bir defa yapabilirsiniz. Üçüncüsü park esnasında yani paralel park esnasında içeri girdiğinizde parkınız olmadı ise yani içeri girdiniz ama parkınız olmadı yani belirlenen sınırlar içerisinde değilsiniz. Yani zaten parkta da şu şekilde. Şu gördüğünüz çizgiyle kaldırımın arasında kalmadığınızı düşünün. Yani dışarıda kaldığınızı düşünün. Böyle bir durumda da bir tane öne park alanının içerisinde bir tane öne bir tane de geriye manevra hakkınız var. Yani toplam park alanı içerisinde iki tane manevra hakkınız var. Öne ve geri olmak suretiyle. Bu da sizin hakkınız. Dördüncü olarak da aracın sınav başlamadan önce tanıtımıyla alakalı sorularında yani kaput içerisinde motor yağı nereden konulur, silecek suyu nereden konulur ya da araç içerisinde işte dörtlü nerede, kısa far nereden yanıyor gibi sorularının dört tanesine yanlış ya da hiç cevap vermeme hakkınız var. Yanlış cevap da verebilirsiniz, hiç cevap da vermeyebilirsiniz. Dört tane hakkınız var. Yani bir tanesini bilmediğinizde telaşlanıp stres yapmayın arkadaşlar. Beşinci olarak da rampada, bu da çok önemli. Rampada 50 santim kaydırma hakkınız var arkadaşlar. Yani 50 santime kadar kayabilir arabanız. Yani biraz kaydı, eyvah kaydı diye düşünmeyin. Biraz kayabilir arabanız. Hatta sınav yönetmeliğine göre 50 santim de kayabilir. Sınav öncesinde yine adayların yaptığı diğer bir yanlışla devam edeceğim videoya. Devam edin siz de izlemeye. Adayın yaptığı ilk hareket hemen vitesi 1'e almak. Yapmayın arkadaşlar. Bakın koltuğunuzu ayarlayıp ardından aynanızı ayarlayıp çünkü koltuk önce ayarlanır. Ardından ayna ayar. Yani ayna ayarladınız. Koltuğu sonradan ayarlarsanız dolayısıyla aynanın ayarı bozulur. Önce koltuğunuzu ayarlarsınız. Bu sizle alakalıdır yani. Yoksa bir kural değildir. Ardından da aynayı oturduğunuz yere göre ayarlarsınız. Yaptığımız en büyük yanlışa geliyorum. Bunları ayarladık. Hadi hazırsak başlayalım dedik. Aday hemen vitesi atıyor arabayı. Ve kalkmaya çalışıyor. Arkadaşlar hayır. Eğer ön panonuzda, şurada panoda kırmızı, özellikle söylüyorum kırmızı herhangi bir ibare var ise asla başlamayın sınava. Çünkü size birileri kemerinizi tak demek zorunda değil. Ben kemerini unutup kalan çok arkadaş gördüm söyleyeyim. Burada ama size kemeri ifade ediyor gördüğünüz gibi. Kemer takmamışsınız ve kırmızı. Demek ki önce ne yapacağız? Hadi takalım. Kemerimizi takacağız. Bir bakmadan sınava başlamayın arkadaşlar. Hangi şehirde, hangi bölgede giriyorsanız girin. Her arabada bu ikazlar vardır. Kemeri taktığınızda bakın söndü. Ardından bir kırmızı ikaz daha var. Ben el frenini indirmeyip başlangıçta stop eden inanın abartmıyorum. Yani yüzün üstünde insan görmüşümdür ve bütün motivasyonu bozulmuştur. Yani şu işareti görüyorsanız sınava başlayamazsınız. Kırmızı yuvarlak içerisinde P yazar bizimkinde ama bazı arabalarda ünlem de olabilir. Arkadaşlar panele, ön panoya bakmadan sınava başlamayın. Kırmızı herhangi bir ibare varsa tamamen söndürmeden kırmızı hiçbir şey görmemelisiniz orada. Kimse sizi uyarmasına gerek yok. Buraya bakarsınız. Hazırsanız zaten herhangi bir kırmızı ibare olmaz. Demek ki ne unutmuşuz bir de burada biz? El freni. Evet. El frenimizi de indireceğiz. Tabii ki frene basarak. Çünkü eğimli bir yerde olabiliriz. Direkt kayar aracımız. Ve söndü. Artık gitmemize mani hiçbir şey yok. Çünkü kırmızı herhangi bir ibare yok. Bundan sonra artık vitesimizi 1'e alırız.
Özellikle de sol sinyalimizi açarız ve sınava başlarız. Arkadaşlar lütfen, daha önemlisi, sınavda lütfen acele etmeyin. Burada da acele etmeyin. Cevap verirken de acele etmeyin. İmza atarken de acele etmeyin. Çıkış yapmadan önce de acele etmeyin. O panoya lütfen bakın. Kırmızı herhangi bir ibare olmamalı. Kemerinizi unutmuş olabilirsiniz. El frenini unutmuş olabilirsiniz. Çok unutulan şeylerden. Ondan dolayı söylüyorum. İyi dersler diliyorum. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Park yaparken yapılması gereken ilk işlem, muhakkak parktan önce dörtlerinizi yakın ve biz şu 1, 2 ve 3, 4 duba arasına park yapacağız. Yapmamız gereken ilk iş şu sol öndeki dubayla sağ arka kelebek çıtamızı üst üste görmek, ki gördük. Şu an şu. Kelebek çıtası yok ise aracın arka bittiği alan ile şu tam köşesiyle onu kesiştiririz. Mevcut direksiyonumuzu tam sağa çeviririz ve çevirdik ve bu işlemden sonra da sol yan aynamızdan arkamızdaki birinci ve ikinci dubayı görene kadar devam ederiz. O değil, ikincisini gördüğümüzde, ki şu an gördük, bu arkadaşı gördüğümüzde aynı zamanda hafiften çok küçük geçerek kaldırımını da gördüğümüzde dururuz. Kaldırımı gördük ve durduk. Ardından tam sağ olan direksiyonumuzu bir yarım, bir de tam tur çevirerek lastiklerimizi düz konuma getiririz. Lastiklerimiz düz konumdayken aynamızın şu kenar kısmını, kenarını şurada gördüğümüz ilk yine sol öndeki dubanın üzerine getiririz. Nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Bakın şu an dokundu. Tam üzerini kapattığı anda dururuz. Şu görüntü. Ardından da düz olan lastiklerimizi tam sol yaparız. Ve bunun ardından da ve yavaşça içeriye doğru kat edersiniz. İzleyin arkadaşlar. Hiçbir harekete dokunmadan bakalım kaldırıma dokunacağım mı? Girişi yapmış olabileceğim mi? Tamamını göreceğiz. Yoksa dışarıda mı kalacağım? Harikulade bir park oldu bence. Hop. Şu an bir. Genellikle adaylarımızın, yani en azından ben kendi çalıştığım adaylardan yola çıkarak yani böyle bir kanıya vardım ama genel böyle olarak düşünüyorum ben. Genellikle acele ediyorlar birçok uygulamayı yaparken. Bir an önce yapmaya çalışıyorlar. Bir an önce bitirmeye çalışıyorlar. Ama işin mantığı şudur arkadaşlar. Sınav özellikle yeni yönetmelik Türkiye'de 30 dakika araç kullanımı, 5 dakikada araç tanıtımı olmak üzere 35 dakika. Aracın tanıtımını 5 dakikayı geçtikten sonra 30 dakika boyunca araç kullanmak zorundasınız. 30 dakika. 30 dakikayı çok hızlı da araç kullansanız, uygulamayı bir an önce de yapsanız, yani park yaptınız bir an önce, bir an önce L manevra yaptınız, bir an önce geri manevra yaptınız, bir an önce rampa kalkışı yaptınız, çok hızlı kullandığınız aracı aynı zamanda alanın içerisinde, fark eden bir şey yok. Aslında güzergah var ama belli bir mesafe yok. Yani 30 dakika araba kullanmak zorundasınız. Kurallar bunu söylüyor. Başta yapsanız, yani parkı yavaş yavaş da yapsanız, geriyi, L manevrayı ve diğer bütün uygulamaları yavaş yapsanız ve güzergahta da çok süratli olmamak kaydıyla ya da çok yavaş olmamak kaydıyla kontrollü bir şekilde gitseniz yine 30 dakika. Yani bundan şu sonuç çıkıyor. 1 kilo demir mi ağır, 1 kilo pamuk mu misali gibi. İkisi de aynı. Hızlı da kullansanız, hızlı da yapsanız bütün işlemleri 30 dakika. Yavaş da yapsanız, yavaş da uygulasanız 30 dakika.
Ama arada bir fark var. İşte biz bu farkı kaçırıyoruz. Ben bunun için aslında bu konuşmayı yapıyorum. Aradaki fark tamamen şu. Yaptığınızda, bir an önce bir şeyleri yapmaya çalıştığınızda standart hata riskinizin üstüne çıkarsınız. Yani alelacele yapılan bir şeyde hata riski artar. Bir şey hızlı yapıyorsanız hata riskiniz artar aynı zamanda. Fakat aynı işlemi yavaş yaparsanız bu sefer hata riski standardın altına düşer. Yani daha az hata riskiyle karşılaşırsınız. Böyle bir durumda, burada duralım, rampa kalkış yapacağız. Arkadaşlar, rampalarda freni bırakırsak aracımız kayar. O yüzden freni bırakmadan önce kaymayı durdurmak için debriyajdan kontrollü bir şekilde ayağımızı yukarı doğru kaldırırız. Kontrollü. Küçük küçük kaldırırız. Ta ki araç bize titreme, yani reaksiyon olarak bir titreme hissedene kadar debriyajı yukarı doğru çekeriz. Kaldıralım yavaş yavaş. Titremeyi hissettiğimizde ne yapacağız? Tutacağız. Kayıyorsa ne yaparız? Atakan freni bıraktığımızda tekrar frene basarız, değil mi? Şimdi buradan anlarsınız durumu. Şimdi freni bırak bakalım Batıkan, ne olacak? Kayıyor değil mi? Frene bastık o zaman. Frene bastıktan sonra, çünkü kayıyordu. Eğer kayıyorsa debriyajı bir miktar daha kaldıracağız. İlave edeceğiz, öyle değil mi? Evet. Tekrar tuttuk. Bakalım kayıyor mu? Bırak bakalım Batıkan. Kaymıyor. Hala aynı yerde bak. Ben herhangi bir şekilde pedallarıma basmıyorum. Hatta ben böyle oturuyorum. Pedallarıma basmıyorum. Batıkan frene basmıyor. Ve araç da kaymıyor. O halde madem kayma durdu, artık korkmamıza gerek yok değil mi? Az önce korkuyordun yani. Artık korkmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Gaz vereceğiz. Gazla doyuracağız arabayı. Gaz verelim. Gaz ver. Ver 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 ver. Daha fazla gaz ver. Doysun. Bakın arkadaşlar, araç hareket ediyor. Ben herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum. Araç harekete geçti. Ve burası rampa arkadaşlar. 1. Kaymayı durdur. Kaymayı durdurmak için ne yapmamız gerektiğini gösterdik Batıkan'la birlikte. Kayma durduğunda artık telaşlanacak hiçbir şey yok. Çünkü kayma durdu. Yani negatif unsuru ortadan kaldırdık. Tamamen nötr durumdayız. Nötrü pozitife çevirmek için de gaz kullanırız artık. Gazı kullanmadan debriyajda oynamayın arkadaşlar. Bir gaz kullanın. Gaza basın biraz. Gazın sesini duyun. Hiç korkmayın. İhtiyacınız varsa tekrar bir miktar daha debriyaj ilave edebilirsiniz. Rampa kalkışından korkmanıza gerek yok. Kaymayı durdurun. Strese gerek kalmaz. Ayrıca arkadaşlar, videoları ve kanalı lütfen tavsiye edin. Ben son zamanlarda böyle bir yani bu şekilde ikaz etmeye başladım sizi. Hani istifade eden, faydalanan çok fazla arkadaşımız olduğu en azından aşikar. Çünkü en azından YouTube yorumları siz göremiyorsunuz ama Messenger'dan birçok arkadaş bana ulaşıyorlar ve yani yazıyorlar. Yani memnuniyetlerini yazıyorlar. Elbette ki hani memnun kalmayan insanlar da var ama o da olacak. Ayrıca kanal girişimde ve hakkında kısmında, yani kanal kapak resminde ve hakkında kısmında hem telefon numaram, hem Facebook adresim, hem de yani bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya adresleri mevcut. Bana ulaşabilirsiniz. Size her konuda elimden gelen yardımı yapmaya çalışırım. Bu kanalın amacı bu. Ama siz de bu amacı lütfen sürükleyin. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insan bilinçlensin. Ben daha fazla uzatmayacağım sözü. Teşekkür ediyorum Batıkan'cığım. Görüşürüz. Son 4 derstir bana evet, eşlik eden Batıkan da görüşürüz dedi. İyi günler diliyorum, iyi dersler. Unuttuğum bir şey var ama. Hem arkadaşlar da bunu görmüş olsun. Sinyal vermeden durmayacağız. Yani biri size dur dediğinde muhakkak öncelikle sinyalinizi verin. Yani, çünkü sinyal neydi bu durumda? Sinyal şudur arkadaşlar. Yapacağınız işi dışarıdaki diğer araç sürücülerine ilan etmektir. Yani ben birazdan duracağım demektir. Sinyal sürücünün kendine verdiği bir şey değildir. Ben niye kendime sinyal vereyim ki? Tekrar kalkalım. Diğerlerini uyarmak için veriyoruz sinyali biz. Sinyal, ben şunu çok söylüyorum. Bazı arkadaşlar
lisanen şu şekilde anlatıyor. Sinyal ne zaman verilir diyorum mesela. Şerit değiştirirken, dönerken, dururken, kalkarken. Hayır. Arkadaşlar bunu nasıl izah ederseniz, nasıl sözcük haline getirirseniz muhakkak ki uygulamada da o şekilde uygularsınız. Yani insan ne söylerse beyin o şekilde kodlar. Yani can dediğiniz zaman, yani dururken, dönerken, şerit değiştirirken demek eş zamanlı manasına geliyor. Yani aynı anda şeridi değiştirirken sinyal veririm. Hayır. Hep öncedir. Ben o yüzden önceye çok takıldım. Duralım, geri yapacağız. Değiştirmeden önce sinyal verilir. Dönmeden önce sinyal verilir. Durmadan önce sinyal verilir. Kalkmadan önce sinyal verilir. Neden? Çünkü yapacağınız işi önceden diğer insanlara ilan etmiş olmalısınız. İzah etmiş olmalısınız. Aksi halde son anda yapılmış bir hareket, yani hem sizin hem diğerlerinin son anda karşılaştığı bir durum olduğu için, hazırlık olmadığı için aksaklık ve sıkıntılarla karşılaştırabilir sizi bu durum. Diğer sürücü arkadaşları da. Bundan dolayı muhakkak işlemlerin öncesinde sinyal vermeye dikkat edin. Debriyaj için de aynı şeyi söylüyorum. Debriyaj da işlem yapmadan önce kullanılır. Yani eylem başlamadan önce kullanılır. Yani vitesi değiştirmeden önce basılır, arabayı çalıştırmadan önce basılır, durmadan önce basılır. Ya dikkatinizi çekmek istediğim konu aslında sinyaller. Çünkü açıkçası sinyalden kalan arkadaşlar olduğunda ben üzülüyorum. Arkadaşlar da üzülüyor tabii. Diyorlar ki yani biz kaldık, sinyalden kaldık. Hiç sinyalden kalınır mı? Evet, sinyalden kalınır arkadaşlar. Neden kalınmasın sinyalden? Çünkü sinyal sizin yapmak istediğiniz şeyi, içerisinde bulunduğunuz, muhatabı olduğunuz trafikte diğer insanlara izah şeklidir sinyal. Bunu izah etmeden yapamazsınız. Yani haber vermeden bir yere misafirliğe gidemediğiniz gibi çat kapı gitmenin ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. Sinyallerinize çok dikkat etmelisiniz. Sinyallerinizi muhakkak vermelisiniz. Acele etmeyin arkadaşlar. Acele ettiğiniz müddetçe, dedim ya, standart hata eşiği bu olsun şu arkadaş. Acele ettiğinizde hata budur. Hata riski yukarı doğru çıkar. Yani çok iyi bir sürücü bile olsanız hata riskiniz artar. Ama yavaş yavaş uygularsanız muhakkak hata riskiniz, mevcut hata bile yapıyorsanız, daha da aşağıya düşer. Muhakkak yavaş hareket ederseniz hatırlayacaksınızdır ve o hata riskiniz aşağı düşecektir. Yani benim sınavlarda gördüğüm en büyük sıkıntı bu. Yani bir beceriksizlik, bir yapamamazlık değil, acele. Yani benim hatta bir dersimde anlattığım bir konu vardı. Ben şu şekilde anlatıyordum. Yani ben buna domino teorisi diyorum. Şu arkadaş aceledir arkadaşlar. Yani domino taşları nasıldır? Sırayla dizilir, epey bir dizilir. Bir tanesine, en baştakine dokunmanız yeterlidir diğerlerini etkileşime geçirebilmek için. Yani diğerlerine ekstradan dokunmanıza gerek yok. Bir tanesine dokunduğunuzda, hareketlendirdiğinizde diğerlerinin tamamını harekete geçirecektir. İşte diğerlerinin, diğer bütün olumsuzlukların harekete geçmesini sağlayan şey aceledir arkadaşlar. Acele ettiğiniz anda hatayla birlikte devire devire gider. Heyecanla birlikte büyük bir hatayla panik böyle devire devire gider ve eliniz ayağınıza karışır arkadaşlar. Lütfen acele etmeyin. Dikkatli olun, kontrollü olun. Yapılması gereken, özellikle direksiyon sınavlarında, bazen bazı arkadaşlar, kendi aday arkadaşlarım bana belki içten kızıyor ama ben Türkiye'de yapılan sınavları çok zor olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz kolay. İnanılmaz kolay. Yani sınavda çok rahat yaparsınız. Yeter ki kendinizi korkutmayın, kendinizi telaşlandırmayın, kendi kendinizi heyecanlandırmayın. Nasıl oluyor bu kendi kendini heyecanlandırmak? İşte aceleyle. Korkutmak aceleyle, telaş aceleyle. Lütfen acele etmeyin. L manevra çalışması yapacağız. L manevra nasıl yapılır? Yani L park namı diğer. Onu izah edeceğim size. Öncelikle sağ arka cam direksiyonunuzu tam sağ yapın. Direksiyonu tam sağ yaptıktan sonra sol yan aynanızdan ve sağ yan aynanızdan
girdiğiniz bölgeyi kontrollü bir şekilde seyredin. Aracınız dubaların bulunduğu çizgilere, araçla çizgiler paralel olduğunda, ben sol aynamdan seyrediyorum. Durun. Şu an gördüğünüz gibi aracımla çizgiler paralel görünüyor. Diğer aynaya da bakalım. Evet, gördüğünüz gibi sağ taraftaki de paralel duruyor. Yani demek ki aracım artık düz. Bu aşamadan sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. 1,5 tur yapıp. Şu yarım. Şu da tam tur. Şu an lastiklerimiz düzeldi. Ve aracımızı tekrardan harekete geçiriyoruz. Geri manevra yaparken 3 pedal hareketi. Bu çok önemli. 3 pedal hareketi. Ve 2 yani kontrolle alakalı, dikkatle alakalı 2 iş. Bu ikisi, yani toplamda 5 temel unsuru vardır ki çok önemlidir. Bakın arkadaşlar, biz acemi insanlara eğitim vermeye çalışıyoruz. Nihayetinde temel sürüş eğitmeni olarak, yani işin temelini öğretmeye çalışıyorum. Neyi nasıl kullanırla alakalı eğitim vermeye çalışıyorum. Siz de bu eğitimlere lütfen videoları paylaşarak destek verin ya da kanalı tavsiye ederek. Şunu yapmamız gerekiyor. Bu üçünü komplike yapmamız gerekiyor. Gaz, eğer çok lazımsa evet. Debriyaj, hareket ettiği anda tut. İhtiyaç varsa çok küçük bir şey bırak. Ama tamamını bırakma. Fren ara ara lütfen kullan. Komplike çok önemli. Geri manevrada arkadaşlar bu üçlü. Kontrollerde de direksiyonu çok geniş. Hatta ben şöyle göstereyim. Direksiyonu mesela geri giderken çevirelim biraz. Bu kadar ya da diğer tarafa bu kadar değil. Daha küçük küçük. Mesela uzaklaşmaya başladığınızı düşünürüz. Mesela örneğin şu çizgi olsun hedefimiz. Şu çizgiyle bu konumda gitmek istiyorsunuz. Yaklaşık. O çizginin hizasında bir bariyer yahut da araçlar topluluğu olduğunu düşünün. Sol taraftaki çizgi de hakeza aynı olsun. Yani iki tarafında araç olan bir sokakta geri gidiyorsunuz. Direksiyonunuzu çok fazla oynatmayın arkadaşlar. Birine yaklaştığınızı düşünüyorsanız çok az. Mesela atıyorum sola, atıyorum sağa çok yaklaştıysanız sonra düz. Hatta ne demiştik? Sola biraz çıktın. Düz yaparsan sola gitmeye devam eder. Sola gittiniz değil mi? Bu çok önemlidir. Bir tık da sağa yapıp aracın tam düzeldiğini gördükten sonra düz yaparsınız. Bu da çok önemli bir detaydır. Sağa yaklaşmak istediğiniz mesela çizgiye uzaklaştığınızı anladınız. Çok az. Uzun vadede yaklaşın. He, yaklaştınız. Artık direksiyonu bir tık da sol yapıp aracı tam düzeltip, yani önünü de düzeltip direksiyonu düzeltin. Çünkü sağ yaptınız, yeterince yaklaştınız, düzelttiniz, sağa gitmeye devam eder. Bu çok önemlidir. Son olarak da arkadaşlar, genellikle arkadaşlar geriye giderken aynalara bakar ama bir de sürekli bir de önüne bakar aracın. Kaçırırsınız arabayı. Yani nasıl öne doğru giderken arkanıza bakarak gitmiyorsanız, geri doğru giderken de önünüze bakarak gitmeyin. Park alanlarında falan